Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golba.com ve Kayseri Özyurt Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 24 Şubat 2023'ün ilk videosuyla karşınızdayım. Belki de son videosu olacak. Sizlerin beğenisine, beğenmemesine bağlı. İlk haberimiz Fenerbahçe'de ayrılık için tüm olasılıklar masada diye. Biliyorsunuz Fenerbahçe'de kiralık sözleşmesinde satın alma maddesi yer alan Gustavo Henrique. Beğenilmedi. Taraftardan, yönetimden, Jesus ve ekibinden geçer not alamadım. Ve yabancı kontenjan sınırı da dahil edilince yollara ayırmak için tüm olasılıklar araştırılıyor Fenerbahçe'de. Şimdi sezon başında ama fakat lakinler ile alınan birçok taraftarın karşı çıktığı Gustavo için bazı duyumcuların haberine göre Fenerbahçe kiralık sözleşmesinde satın alma maddesi yer alan Brezilyalı futbolcuyla yollarını ayırmak için tüm seçenekleri değerlendiriyormuş. Günaydın. Biz bunu haftalardır konuşuyoruz. Şimdi Flamengo'dan kadroya katıldım. 22 maça çıktı Fenerbahçe formasıyla. Ancak şöyle bir şey var. 3 gole imza attı. Devre arasında Samet Akaydın transfer edildikten sonra artık hani oynamasına mucizeler ile bakılır duruma gelmiş halde. Biz istemiyoruz. Oyuncu da gitmek istiyor ancak Flamengo kulübü işte zorunlu almanız lazım. Almazsanız biz size cimcikleriz falan filan diyor. Bakalım kim kimi cimcikleyecek. FIFA'ya mı gidecekler, kasa mı gidecekler? Hep birlikte göreceğiz. Ama olumlu tarafı şu, Brezilya takımları istiyor ve isteyen Brezilya takımlarına hem sezon devam ediyor hem Gustavo'nun yatkınlığı var. Hem de Flamengo'nun inadını kırabiliriz diye düşünüyorum. Hocam ne zaman olur? Ne zaman biter? Arkadaşlar şu ana kadar yani 24 Şubat'tayız. Şu ana kadar 50 kere bitmesi lazımdı. O yüzden ben de bir şey diyemiyorum. Yani şu ana kadar 50 kere bitmesi lazım. Çünkü oyuncu tamam diyor, gideyim diyor. Görüşüyor kulüplerle, hani bizden aldığı yıllık ücrette hemen hemen aynısını alıyor. Memlekete zaten. Ama bir şey eksik. Bakalım sonuç ne olacak? Fenerbahçe'yi pişman eden dörtlü. Şimdi Fenerbahçe sezonun başında 4 tane ismi kadroya kattı. Ancak pek çok açıdan önemli ve olumlu ivme kazandıran Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye birçok olumlu şey kazandıran Jesus transferde aynı başarıyı sağladı mı? Bu soru işaretleri. Yani Jesus'un transfer başarısı beğenilmiyor. Özellikle şu 4 isim: Bruma, Alioski, Lincoln ve Gustavo Henrique. Şimdi Galatasaray geçmiş olan Bruma'ya verilen 4,2 milyon euro ve Bruma'nın daha sözleşmesini sürmesi taraftarda biraz sinir harbine yol açmış durumda. Gustavo Henrique alındı, işte 2 sene kiralık yazıyor ama gönderilemiyor. Alioski geldi, Alioski'den sonra hani Luan Perez alındı, sol bek oynayabilir. Sterwold alındı. Yine ortada bir sıkıntı var. Lincoln Henrique alındı. Orta sahada bu çocuk gayet başarılıydı. Bence yani bana sorarsanız gayet başarılıydı gol ve asist sayısında. Ancak aynı Lincoln Henrique sol beki hapsedildi ve çok düşüş yaşadı. 2026'ya kadar kontratı bulunuyor. Geleceği parlak olarak görülen bir isim. Şimdi Bruma zaman zaman oynamaya da başladı arkadaşlar. Bruma'nın da öyle bir özelliği var. Şu anda Trabzonspor maçına da bakıyorum bir taraftan. Yine gol iptal. Offside diyor. Şimdi Bruma gittiği yerde bir nevi oynuyor. Az da olsa oynuyor. Bruma'nın bu oynaması bakalım nelere sebep olacak. Onun dışında da Alioski, ya kiralık arkadaşlar, böyle şeyleri deneyebilirsin. Yani her aldığın futbolcu tutmayacak. O yüzden de Jesus'a fazla yüklenmem. Yüklenmek mantıklı mı? Bunu size bırakıyorum. Serdar Dursun'dan rest, oynamayacaksam giderim. Bir kere bir şey söyleyeyim. Haberi hiç okumadan söylüyorum. Git. Git. Çünkü çok güzel teklifler geliyor. Bak, çok güzel teklifler geliyor. Sezon başından beri biliyorsun Serdar Efendi. Senin önünde bir Batshuayi var. İki João Pedro var. Hani üç Valencia var. Dört Joshua King var. Ve hani dördüncü, beşinci konumdasın. Hani daha hala ben Fenerbahçe'de kalırım diyorsan bu yönetimin inisiyatifindendir. Ya bu yönetimin iyi niyetindendir. Ben o kadar söyleyeyim. Ya forma yoksa bırakın gideyim demiş. Git.
Rostov'un teklifi var. Rostov muydu ya? Ruslardan teklif var. Mesela Rusların teklifi 2-2,5 milyon euroya adamlar çıkarız diyor. Sana da yıllık 1,5 milyon euroya yakın para veriyorlar. Hani yanlış anlaşılmasın, sen bu dönemden sonra zor kazanırsın bu paraları. Seni Türkiye Ligi'nde isteye isteye sadece Adana Demirspor istedi mesela. Ha, diğerleri de istedi ama 300 bin 400 bin euro yıllık ücret önererek istedi ve TL'ye verelim dedim. Bence kariyerini de düşün. Bundan sonraki aşamayı da düşün derim ben. Derim. Ha, milli takım mı istiyorsun? Git Rusya'ya çatır çatır her maç oyna. Sen zaten oynayınca bizimkiler sever. Fenerbahçe'de oynayınca çağırmazlar mı? Orada oynayınca çağırırlar. Hemen çağırırlar, hemen gel derler. Vallahi durum bu. Pedro mesela sakatlığını atlattı. Takıma döndü. Joshua King malum. Valencia'nın, Batshuayi'nin ibresi malum. Yaptıkları, ettikleri malum. Haliyle Allah aşkına şöyle bir şey söyleyeyim. Serdar Dursun hangi konumda forma giyer desem. Diyeceksiniz ki hocam 3 forvetinin 3'ü de oynamazsa giyer. Hani 2 bile, 2 forvet oynamazsa bile giyemez dersiniz. Ha, Türk olduğu için, sözleşmesi ucuz olduğu için, uygun olduğu için, yaklaşık 300 bin euro civarında, 300-400 bin euro civarında bir sözleşmesi olduğu için bence orada o kontenjandan şans buluyor. Yoksa oynamayacaksam ayrılmak istiyorum falan filan. O zaman git. Kim ki mesela bak. Şey Rostov dedim. Rakov. Kim kinin isteği var? Rakov'un isteği var. Adamlar güzel de para sunuyorlar. Fenerbahçe'ye de bonservis önermişler. Yani hem Fenerbahçe kazanacak hem sen kazanacaksın. Parayı da Roma ödeyecek. Allah bilmiyorum. Ezgican Alioski için İstanbulspor devrede. Bakın bu haber biraz tuhaf bir haber. Bu haberin tuhaflığını anlatacağım size arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Şu anda var ya, enteresan pozisyonlar yaşıyoruz. Biraz durgunluğum, kusura bakmayın. Şimdi Makedon sol bek Ezgican Alioski Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'un gündemine geldi. Bak haber çok enteresan bir haber. Niye olduğunu anlatayım. Kuzey Makedonyalı sol bek için İstanbulspor devredeymiş ve Fenerbahçe'de kiralık oynayan 31 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshetmesi durumunda İstanbul ekibinin devreye girip sezon sonuna kadar kiralayacağı öğrenildi. Alioski bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maça çıktı. Bir gol, iki asistlik katkı sağladı. O da ilk golde hatırlıyorsunuz değil mi? Adana Demirspor maçında sonradan girmiştim. Fenerbahçe'nin 4. golünü atmıştım. Çok ilginç bir futbolcuydu. Ya şu kadarını söyleyeyim size. Sen de kiralık futbolcu. Hani bazı futbolcuyu kiralık alıyorsun diyorlar ya. Niye kiralık aldın? Niye bonservisini almadın? Ya denemek için. Fakat Ali Özkin'in şöyle bir özelliği var. Adamlar bak şimdi kiralık futbolcunun sözleşmesinin feshi kolay değildir. Biz şimdi Galatasaray'ı atıp tutuyoruz. Seferovic'i aldılar. 1 milyon kiralama bedeli işte 8 şey, 3 milyon eurodan yıllık ücretini verdiler. Seferovic ne dedi? Paramın tamamını verin yoksa gitmiyorum dedim. Gitmiyorum arkadaş dedi. Sizin yabancı kontenjanınız var. Çok özür dilerim. Mecbursunuz dedi hani. E gibi mecbursunuz dedi. Yani E gibi yapacaksınız. Yapacak bir şey yok dedi. Ve adamlar mecbur parayı vermek zorunda kaldı. Şimdi sen de Alioski'yi göndermek istiyorsun. Alioski de sana aynısını demeyecek mi? Yani E gibi mecbursun. Yabancı kontenjanını açacaksın. Yoksa bana para vereceksin. Ben kenarda duracağım. Ben zaten 30-31 yaşına gelmişim diyor. İşte bu açıdan da baktığın zaman arkadaşlar ortada da böyle bir durum söz konusu. Peki Mustafa hocam duyumlarını alayım. Duyumdan önce hissi bir şey söyleyeyim mi? Bak hissi olarak Gustavo Henrique gidecek. Ama gidecek ama yabancı kontenjanından dolayı ikinci dönem lisansı dondurulacak. Buruma bence orada çok başarılı bir performans sergileyecek. 3,5-3,750 civarına da satacağız. Zarar 500 bin euro diyecekler. Kimileri eleştirecek ama Fenerbahçe diyecek ki arkadaş durum bu. Belki işin içine başka şeyler girdirip 4,25'e alınan futbolcu daha yüksek bedele satılacak. Maalesef elendik. Ali Özkü konusunda ben Ali Özkü'nün gideceğini ama gitmezse de ön oynatılacağını düşünüyorum. Yani Osterwold Ali Özkü diye. Bak Ali Özkü'nün geri dönüşleri zayıf. Ama ofansif yönü güçlü. Biz mesela sol kanat arıyoruz. Birçok zaman Rossi'yi beğenmiyoruz. Aslında Rossi'nin yerine oynayabilecek kapasitede, kalitede bir futbolcu. Ama bilmiyorum. Serdar Dursun bence Serdar gidecek. Hissi olarak gidecek diyorum.
Onun dışında da bir şey söylemiyorum. Ali Özki İstanbulspor'a niye gider hocam? Yani İstanbul'u seviyor futbolcular ve İstanbul dışına çıkmayı çok istemiyorlar. Biz de madem öyle çıkma demek için belki de bunu yapacağız. Peki duyumlar? Duyumlar karışık. Duyumlara bir şey diyemem. Duyumları yorumlamak imkansız. Niye imkansız? Çünkü benim duyumlarıma göre Serdar Dursun çoktan gittiydi. Hatta 22 Şubat'ta gittiydi Serdar Dursun. Ama yok, aha duruyor. Mustafa Henrique 22 Şubat falan filan ya, hak getire. Çoktan gittiydi çünkü istenmiyor. Brezilya'dan da 2 tane 3 tane takım istiyor. Verdikleri yıllık ücret bizimkiden hemen hemen aynı. Kesin gider diyordum. Gitmedi. Buruma mesela. Buruma bana şu söylendi. Fenerbahçe şampiyon olursa zorunlu satın alacak 4 milyon euro diye. Ha gördük. Şampiyon olmadan 4.250'ye aldı. Yani işler böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah videomuzu beğendirebilmişizdir size. İnşallah bir beğeniyi çok görmezsiniz. Allah'a emanet olun.